geçer. İmdat Balık Blons. Bugün Boğaz'da Marti ile su kaykığı yarışı yapacağız. Haha, bakalım kim yenecek? Rüzgarı da arkam aldı mı? Benden hızlısı yok bu sularda. Biba, yarış başlıyor. Geliyorum. Hop. Az kalsın kaykayımı unutuyordum. Başlayın da. Seni de geçeceğim. Çok zor Martı. Rüzgarı ardıma aldım. Benden hızlısı yok şimdi. Ha? Ha? Biba kazandı. Tebrikler Biba. Simidi görünce dayanamadım. Yarışı bıraktım. Yoksa ben kazanmıştım. İyi yaşa. Hep beraber. Ne oldu sana böyle birden Biba? Bilmiyorum ki. Rüzgardan biraz üşüttüm galiba. Dikkat etmelisin Biba. Haklısın Martı. Simit ister misin? Hı? Teşekkür ederim Martı. Ben en iyisi Bosfor'a gidip yosun çayı içeyim. İyi gelir. Kendine iyi bak Biba. Görüşürüz. Apşa! İşte yosun çayım burada. Teşekkür ederim Tuti. Mis gibi kokuyor. Yosun pufu da var. Pastaneden yeni aldım. Ha? Yosun pufu mu? Aa! Teşekkür ederim Babu. Apşa! Biba, aklıma harika bir fikir geldi. Senin için otomatik mendil makinesi yapacağım. Her hapşırdığında burnunu hemen silecek bu makine. Teşekkür ederim Babu. Atölyeye gidip hemen üstünde çalışmam lazım. Biba bolca yosun pufu yiyor. Üstelik Babu ona bir de otomatik mendil makinesi yapacakmış. Ne oldu Ita? İmdat balık Blons! İmdat! Biri hemen balık Blons çağırsın. Bir şey oldu Çupa'ya. Neyiniz var? Yüzgecimi çarptım. Demek yüzgecinizi çarptınız. Anladım. O zaman yüzgecinize hemen bir yara bandı takalım. İyi olur. Nasıl? İyi geldi mi? Geçti şimdi. Bu yara bandlarını da alın. Yine böyle bir kaza olursa kullanırsınız. Teşekkür ederiz. Nasılsın şimdi Çupa? Daha iyiyim. Hopşu. Hadi Babu'nun atölyesine gidelim de. Otomatik mendili yapmış mı bakalım. Evet hadi gidelim. Çupa sen gelmiyor musun da? Yüzemiyorum ki yüzgecim ağrıyor. Çupa yosun pufu yemek ister misin? Belki acını unutursun. Yosun pufu. Ay. Bazen la 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 bazen hasta oluruz hepimiz. pufuna hayır demeyiz. Aman iyi bak kendine, dikkat et yüzgecine. Soğuk rüzgarlarda yüzüp sakın üşütme. Arkadaşlar, bir planım var. Beni iyi dinleyin, tamam mı? Şimdi hep beraber şöyle yapıyoruz. Bakın. Çupa, nasılsın? Ah, her yerim ağrıyor. Hı. Aman çok hastayım. Tuti. Demek bizimle Alesta'nın evine gelemeyeceksin. Alesta'ya mı gidiyorsunuz? Evet, Alesta evinde yosun pufu daveti veriyormuş. Bizi de çağırdı. İyi olsaydın sen de gelirdin. Ha? Yosun pufu daveti mi? Bunu kaçıramam. İşte bu akıntı. Hemen Alesta'ya gitmeliyim. Aa, gitti bile. İşte geldim. Başladı mı davet? Yosun pufları nerede? Yoksa geç mi kaldım? Neden bahsettiğini anlayamadım Çupa. Sen bugün yosun pufu daveti düzenlememiş miydin? Hayır, düzenlemedim. Ama bana Tuti öyle söylemişti. Tuti? Çupa, iyileşmişsin. Oldukça sağlıklı görünüyorsun. Ben şey... Fazladan yosun pufu yemek için hasta olmana gerek yok ki Çupa. İsteseydim verirdik. Ben Biba'ya çok ilgili davranıldığını görünce aynını bana da gösterin istedim. Özür dilerim. Yazıyor. Kuyruğuna kitap düşen küçük balığı yazıyor. İyi misin Çupa? İyiyim. Ah Biba, asıl sen çok hastaydın. Nasıl oldun? Daha iyiyim Çupa. Artık hapşırmıyorum. Çupacığım, canım arkadaşım. Sana taze yosun pofu getirdim de. Hiç gerek yoktu takamsın, zahmet etmişsin. Ne zahmetin canım? Bir an önce iyileş Çupa. Alice de sen iyi olunca yosun pufu daveti vereceğini söyledi. Gerçekten mi? Ben iyiyim ki. Hiçbir şeyim yok benim. Hemen gitmeliyim. Oy dur, dinlemen lazım da. Yosun pufunu duyunca kuyruğunu unuttu yine.